Merhaba. Kariyer Kılavuz'una hoş geldiniz. Bugün sizinle Amerika'da yaşamak, işe girmek üzerine birazcık bilgi paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olduysanız, orada kısa ya da uzun zamandan beri çalışıyorsanız ve hayalinizde Amerika'ya taşınıp işe girmek üzerine bir fikir varsa umarım bu video sizin için yararlı olur. Gelin konumuza başlayalım. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Türkiye'den mezun olduğunuz zaman bilinen bir üniversiteden mezun olsanız da bilinmeyen bir üniversiteden mezun olsanız da önemli olan üniversitenizin ismi değil sizin kendi başarınız. Ve Türkiye'de çalışırken yani işe başlamışken istiyorsanız çok junior seviyede olun ya da istiyorsanız çok üst seviyede olun yapmış olduğunuz işler ve bulunmuş olduğunuz sektör çok önemli. Amerika'da işe başvurduğunuz zaman sizi işe alırlarken sizin yapmış olduğunuz deneyimlere bakıyorlar genelde. Üniversiteden yeni mezunsanız genelde gireceğiniz işte aynı sektördeki işe bakıyorlar. Örneğin mesela Türkiye'de tarım mühendisliği üzerine eğitim almışsanız, girmek istediğiniz işe eğer yazılım mühendisleri üzerine Neyse size aslında ya deneyim soracaklardır ya da okuduğunuz bölümde bir işe girmeniz için sizi yönlendireceklerdir. Dolayısıyla şu anda Türkiye'deyken eğer işlere başvuruyorsanız ve kendi mezunu olduğunuz alan dışında bir işe başvuruyorsanız bu yüzden işe girme konusunda birazcık zorluk çekiyor olabilirsiniz. Fakat Türkiye'de değilim bir bölümden mezun oldunuz. İş deneyiminizde tamamen farklı bir alanda ilerlettiniz ve o alanda şu anda gerçekten iyisiniz ve yıllardan beri o alanda çalışıyorsunuz. Bu durumda Amerika'da işe başvurduğunuz zaman deneyimlerinizden bahsedip ve kendi deneyimlerinizi öne çıkaraktan mezun olduğunuz bölüm değil, deneyimleriniz daha önemli olduğu için işe girmeniz daha kolay olacaktır. Ek olaraktan Amerika'da mülakatlar gerçekten çok fazla uzun sürüyor. Özellikle aklınıza teknoloji şirketlerine girip çalışmak varsa, özellikle San Francisco'da bu birazcık uzun zaman alacaktır. Yani mesela bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman sadece bir kişiyle hemen konuşup işe başlamıyorsunuz. Kurumsal bir şirkete girmek istiyorsanız uzun zaman sürecek, hatta bazen aylar, haftalar bile sürecek olan bir mülakat sürecine giriyorsunuz. Neden? Çünkü sadece bir kişiyle görüşmüyorsunuz. Farklı departmandan insanlarla görüşüyorsunuz ya da takımdaki birçok farklı insanlarla görüşüyorsunuz. O yüzden işlere başvurduğunuz zaman hemen ben bu işte başvurdum, görüşme aldım, ertesi gün ya da o hafta işe başlayacağım olarak düşünmeyin. Çünkü gerçekten mülakatlar çok uzun sürmekte ve daha sonra da eğer vatandaşlığınızda da green kartınız yoksa çalışma vizesiyle buraya gelecekseniz H1B vizesiyle gelmeniz gerekiyor. Bu da çalışma vizesi oluyor. Fakat bunu çıkarmak oldukça zor, özellikle bulunduğumuz durumda. Çünkü bunu çıkarabilmeniz için bir şirket sizi sponsor etmesi gerekiyor ve sponsor edebilmesi için bunu Amerikan hükümetine bu almak istediğim eleman yani ülke dışından getirdiğim evet. almak istediğim elemanı Amerika'da bulmakta çok zorlanıyorum. Çünkü bu elemanın özellikleri bunlar bunlardır diye devlete sunum yapması gerekiyor böyle avukatlar sayesinde. Bu gerçekten şirketler için çok pahalı oluyor. Bu 10 bin dolara geçecek olan rakamlardan oluyor ve bunu şirketin kendisi ödemesi lazım sizi sponsor edebilmesi için. Dolayısıyla Başvurduğunuz zaman eğer özellikle alanınıza çok özelleşmişseniz bu mühendislik konu olabilir ya da başka bir alanda olabilir özelleştirdiğiniz noktada farklı diller biliyor olabilirsiniz mesela bu arada. Bu sizin özelleştirmenizde de aslında birazcık destek oluyor. Çünkü mesela iki tane eğer bir mühendis varsa o mühendis sadece İngilizce ve başka bir dil konuşuyorsa ama siz 4-5 dile çok daha hakimseniz ya da aynı zamanda mesela yazılım mühendisiyseniz belirli dillerde kodlama dillerini çok çok iyiyseniz sizi bu birazcık öne çıkarıyor ve H1B almanız konusunda Amerikan hükümetine sunulan vize dosyalarında daha da sizi öne çıkarmakta yardımcı oluyor. Fakat şunu size söylemek isterim. Çalışma vizesi çıkarırken bu son zamanlarda birazcık yürürlüğe giren bir durum bu. Birazcık böyle bir çekiliş, bir kura durumu olmuş durumda. Eğer green kartınız ya Amerikan vatandaşlığınız yoksa diyelim ki bir şirketle konuştuğunuz, mülakatları geçtiniz ve onlar size sponsor olmak konusunda okey diyorlar. Tamamen sizi sponsor edeceklerini ve Amerika'ya gelmenizde size yardımcı olacaklarından bahsediyorlar. Şöyle bir durumla karşılaşacaksınız. Şirketin avukatları sizin bütün dosyalarınızı tamamlayacak ve bunu Amerikan hükümetine gönderecek ve diyecek ki ben bu elemanı bu kişiyi Amerika'ya getirmek ve şirketime çalıştırmak istiyorum. Hangi üniversiteden mezun olursanız olun Maalesef şöyle bir durum var. Bir kuraya gireceksiniz. İstiyorsanız yüksek lisansın en iyi üniversitelerden mezun olmuş olun. Bu durumda bir kuraya girdiğiniz zaman birazcık bir şans faktörü bulunmakta. Özellikle çalışma vizesiyle burada kalmak ve bunu çıkartmak konusunda. Bu yakın zamanlarda olan bir durum aslında. Uzun süreden beri böyle bir şey yoktu. Fakat son birkaç yıldan beri bir kura durumu bulunmakta. Ama eğer green kartınız varsa ya da bir şekilde Amerikan vatandaşlığınız varsa çalışma vizesi gibi bir durumla e, uğraşmak durumunda değilsiniz ya da şirketin size sponsor etme gibi bir durumu olmuyor. Bu durumda mülakatları geçtikten sonra vize durumunuz olmadığı için e, otomatikman işe başlayabilmeniz daha kolaylaşmış oluyor. Diğer bir konudan bahsetmek istiyorum. İşe başvurularda Amerika'da genelde şirketlerin web sitelerine bakabilirsiniz ama birçok şirket iki tane web sitesini kullanıyor. Bir tanesi LinkedIn, diğeri de Indeed. LinkedIn birazcık daha insanların kullandıkları oluyor çünkü birçok firma platformu kullandığı için. O yüzden eğer işlere bakacaksanız arama olaraktan LinkedIn'deki iş aramalarına bakabilirsiniz ya da açık pozisyonlara bakabilirsiniz. Benim size önerim işlere başvurmadan önce kendinizi olabildiğince deneyimler konusunda geliştirmeniz. Eğer yapabiliyorsanız Türkiye'de bulunurken uluslararası işler yapan şirketlerle çalışırsanız Amerika'ya geldiğiniz zaman mülakatlarda anlatacağınız çok daha fazla örnekler olacağı için İş başvurularınızda, iş mülakatlarınızda birazcık daha işiniz kolaylaşabilir. Ama tabii ki de böyle bir şey zorunlu değil. Bu tamamen kendinizi İngilizce'de nasıl anlattığınız ve karşı tarafa nasıl deneyimli olduğunuzu anlattığınızı biraz doğru orantı olarak gelişmekte. Umarım bu video vermiş olduğum belli başlı konular sizin için yararlı olur. Dediğim gibi unutmamanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi dilinizi bir şekilde geliştirmek ve özellikle iş başvurularında hemen görüşmeyi aldıktan sonraki beklentilerinizi ona göre ayarlamanız. Çünkü görüşmeyi aldıktan sonra bilin ki daha birçok görüşme yapacaksınız. Çünkü çok fazla başvuru olduğu için bu görüşmeler ve mülakatlar çok daha uzun olmakta. Aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen aşağı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince yorumlarınıza cevap yazmaya çalışıyorum. Haftaya yeni videoda karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın.